Gel burada, istediğin kadar ben seni alırım. Adam çok mahcup oldu. Çok mahcup oldu, geldi İmam Hasan Aleyhisselam'a, 3 gün konak oldu. İmam Hasan Aleyhisselam onun yiyeceğine, erzağını kendisi getirdi. Günlük yemeğini kendisi getirdi, ona hizmet edildi. 3 günün sonunda adam şehri terk ederken millete dedi ki, millet, ben buraya gelene kadar benim kalbimde, yeryüzünde en nefret ettiğim şahıslar bunlarıydı. Ehl-i Beyt'iydi. Şimdiki istilem gelen var. Benim kalbimde dünyanın en sevgili insanları bunlar. Bu Ehl-i Beyt'i. Bu İmam Hasan Aleyhisselam'ın kötülüğe karşı göstermiş olduğu eğilikti. Bu şekilde imamın güzel ahlakıyla Müslüman olan insanlar var. Sadece güzel ahlakıyla. İmamın Yahudi bir komşusu var idi. Bir gün komşunun hanımı imamın evine geldi. İmamın eşinden bir şey isteyecek. Ne isteyecekse el hayatına girdi, baktı, pis bir koku var. İmam Hasan'ın evine, hayatında pis bir koku var. Bile bir sağa sola baktı, baktı ki öz evlerinden imamın evine pis su alır. Duvara işledi. Utandı. Tez döndü geldi kocasına haber verdi. Yahudiler. Dedi ay kişi, bizim evin pis suyu İmam Hasan'ın evine gelir. Bize de haber vermeyin. Göresen ne kadar zamanda onlar bizim gelecek kahrımızı çekirler. O Yahudi hemen kalktı geldi İmam Hasan Aleyhisselam'ın huzuruna, dedi ağa, sen bizi çok mahcup ederdin. Bizim evin bir suyu senin evine geldi, seni rahatsız edildi. Niye değilsen? En azından diğerinin komşu, sen pis suyu bizi rahatsız edip buna bir çare bul. Ben hemen çare bulardım. Ben senden ilaçlaşacak değildim ki ağa. İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu, Ceddin Resulullah bize emredildi ki, komşudan eğileceğim. Komşudan eğileceğim. Yahudi bu sözü eşiden de kelime-i şehadetini getirdi. Dedi, madem sizin İslam'ınız bir bile güzeldi, ben de Müslüman olacağım. Kelime-i şehadetini getirdi ve Müslüman oldu. Bir salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed. Fakirin bir denesi geldi İmam Hasan Aleyhisselam'ın huzuruna. İmam Aleyhisselam ona 10.000 dirhem verdi. 10.000 dirhem çoktu. Servet 10.000 dirhem verdi. Yanındakiler gözleri açtı. Dediler ama sen ne yaptın? 10.000 dirhem, adam zengin oldu. İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu, gücünüz yetirse fakiri fakirlikten kurtar. Fakiri fakirlikten kurtar. Bakın, bu da bize bir ders daha. Bize bir ibret. Biz neyi deriz? Ramazan ayı geldi, hadi koli yapalım, fakire bineyim. Koli nedir? 250 lira. İçinde 2 tane makarna, 2 tane pirinç. Yok, İmam Hasan Aleyhisselam'ın anlayışı değil. Bu güzel de kötü de demir ama bu güzel şey. En azından bunu yapabilmek bile büyük bir başarıdır. Bunu yapamayanlar da var. Ama işin özü budur ki fakiri fakirlikten kurtarırsın. Muhtaç olmaktan kurtarırsın. Ona iş imkanı varsa iş sunasın. İşe giden bir kestel elinde yapacağı bir iş imkanı sunasın. Bir şekilde onun yüzünün suyu dökülmeye, her ay senden koli alanda utanmaya. Geldi dedi Allah, bir düşmanla karşılaşmışam ki ne büyük tanıyır ne hırda. Ne büyüye merhameti var ne hırdaya merhameti var.
İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu, kimdi o düşman? Denemiyor. Tedavi fakirlik. Ne büyük tahiyyem, ne fakir, ne hırda tahiyyem. Fakirlik. Fakirem, yoksulam. Gelmişim senin kalbine. İmam Aleyhisselam evdekilere emrederdi. Evde ne kadar para varsa tamamını verin buna. Tamamını. O anda 500 dirhem çıktı. 500 dirhem 50 tane deveydir. 500 dirhemi verdiler adama. Bak İmam Hasan Aleyhisselam yardımını yaptıktan sonra ne diyor? Buyurdu ki o düşmanla bir daha karşılaştım, bizden başkasının kafına gitmeyesen ha? Minnet koymur. Minnet koymur. O düşmanla yine karşılaştım, gel yine bizim kafamıza. Ehl-i Beyt'in karşısına. Geldi, camiye girdi adam. Dedi ben diğer ödemem lazım, adam öldürmüşem. 100 deve ödemem lazım. Ben de öyle bir para yokum, bana yardım edin. Ey cami halkı. Camidekiler bir tanesi çıkarttı, 5 dirhem verdi. 5 dirhem, bozuk para verdi ya, 5 dirhem verdi. Adam baktı dedi ya, bununla ben diğerini yeterli mi? 1000 dirhem lazımdı bana, 1000 dirhem. Dediler bak sen bu 1000 dirhemi eğer bulmak istiyorsan sen, o köşede duran şahıslar var ya, git onları gel. Onlar vermeyi verdi, vermedi sen kalmamazsın. Tamam dedi, geldi o köşede duran 3 kişinin yanına. Biri İmam Hasan Aleyhisselam idi, biri İmam Hüseyin, biri de Abdullah bin Cafer. Dedi abi, diye ödemem gerekir, yardıma ihtiyacım var. İmam Hasan Aleyhisselam çıkarttı, 500 dirhem verdi. Yani diyenin yarısı, 500 dirhem verdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam 490 dirhem çıkarttı verdi. Ağabeyisinin ihtiramını, saygınlığını korudu. Yani ağabeyi 500 verir, ben de 500 veririm, ben 600 veririm, olmaz. Ağabeyisinin saygısını korudu, 490 dirhem verdi. Abdullah da İmam Hüseyin'in hürmetini korudu. O da 480 dirhem verdi. Diye parasından da hele açtı. Adam aldı gitti. Ehl-i Beyt aleyhisselam, aziz müminler. İmkan dahilinde örnek almamız gereken zirvedeki şahsiyetlerdir. Onlar bizim her şeyimizdir. Onların adıyla biz süslenmişiz. Onların adıyla. Kıyamet günü onların asıl makamı belli olacak, asıl değeri belli olacak. Şimdi anlam da, şimdi bilmirek. Kimin meclisinde oturduğumuzu şimdi bilmirek. Peygamber buyurur, Hasan için eğer bir adam hüzünlenen, kıyamet gününde ben yanımda. Salavat. Allahümme sallallahu. Fazla yorgun. Allah'ın ilmi zaten imamdır. İmamın ilmi Allah katından çok demeye de hacet yok. Bir tane örnek olarak deyin. Tebellüken bir tanesine deyin. Yaşlı birisi camiye geldi. Dedi ben Kur'an okuyorum. Bir tane ayetin anlamını anlamarak bulmana diyebilirsiniz. Dediler nerede anlamadığını. Dedi Kur'an deyir ki şahit ve meşgul. Şahit kendini meşhur kimdir? Millet bunu duyanlar onlar da bilir. Dediler ki, İbn Abbas'a gel, İbn Abbas bilen. Peygamberin sağlığında oldu bu olayı. O an peygamber orada değil, İmam Ali de yoktu. Dediler İbn Abbas'a gel, o bilen bu Kur'an'la çok elleşir. O bilen. Geldi İbn Abbas'a, dedi, şahit ve meşhur nedir? Dedi şahit kıyamettir, meşhur da cuma günüdür. Yaşlı adam dedi, peki Kur'an'dan bu sözüne delilin var mı?
Allah buyurur ki, her şeyi ben Kur'an'da anlatmışam. Sen bunu bana dedin ama derdin yani, Kur'an'da böyle bir şey var mı? Dedi, yok, ben o kadarını bilmem. Tamam, Allah razı olsun dedi, yaşlı adam dönür gelen, cevabını alamıyor, tatmin olmuyor. Dönürdü gelen, camiden bir köşede, 2-3 yaşlarında bir çocuğu kıbleye dönüp zikir etmekten meşgul. 2-3 yaşlarında bir çocuk, İmam Hasan Aleyhisselam. Seslendi o yaşlı adama, dedi, senin cevabın benden, gel yanına. Yaşlı adam döndü, baktı bir küçük çocuğu çağırır, güldü. Dedi, denen görür, şahit ve meşhur nedir? İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu, şahit Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'da Allah buyurur ki, erselnâke şahiden, biz seni şahit olarak gönderdik. Bu da Kur'an'ın derdi. Adam biraz böyle şaşırdı, ben 2-3 yaşında uşak, bunu nereden dedi? Ve meşhur nedir? Dedi, meşhur da kıyamet değil. Allah Kur'an'da buyurur, fî yevmin meşhur, sizin o meşhur şahit olunan günde toplayacak, bir araya getirecek. O da kıyamet. Adam dedi, sana bunu peygamber öğretti. Dedi, yok. Baban emir el-mu'minin öğretti. Dedi, yok. Ve sen bunu nereden bilirsin? İmam buyurdu, endemeni Rabbi. Rabbim bunu bana öğretti. Rabbim bunu bana öğretti. İmamlarımızın ilmi Allah katındandı. Bu da onun göstergesidir. Ben çok güzel bir hadisiyle ayarlamıştım diyen ama daha fazla sizi yormak istemediğim için demiren deyin yorumluyorsunuz. Yorumlayanlar bir salavat koyuyorsun. Aziz müminler, herkesin arzusu budur ki kıyamet gününde peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin, güzel insanların yanında yer. İmam Hasan Aleyhisselam bunun yolunu bize öğretti. Çok kolay bir şey ama hediyesi kıyamet gününde peygamberlerle beraber olmak, yan yana olmak. Peygamberlerden yani Resulullah'tan, sıddıklardan yani Ehl-i Beyt'ten, İmam Ali'den, şehitlerden, Ebel Fezl-i Abbas'tan, salihlerden, Salman Farsi gibi insanlardan komşuluk etmek. Bir emel öğretti, bu emeli yapsan, bunlarla berabersen, Allah seni bunlarla başlayacak. Nedir bu emel? Buyurur, men vâsâ efâhu bimâlin evcâhin ev bikelmetin tayyibin.